İş Sanat Gece Gündüzü sunar. Gece Gündüz'den merhaba. Yeni yılın ilk haftasında uğurladığımız 2023'e farklı lensle bakışlar, yeni yılın bereketinin işaret fişeği, sergiler, filmler ve konserler. Hepsini ayrı ayrı büyüteç tutacağız ama önce öne çıkan başlıklar. İşte konserleriyle milyonları etkisine alan isimler hangileri? Anthony Hopkins'ten Kevin Hart'a, yeni filmleriyle gündemde olan aktörlerin kariyer yolculukları. Ve özel bir retrospektif sergiyle başlıyoruz. Serginin adresi Beyoğlu'nun yeni gözde mekanlarından tarihi Metrohan. Tüneldeki bu özel dokulu mekanın konuğuysa özel bir ressam. İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Cumhuriyet'in öncü kadın ressamlarını ele aldığı sergi serisine Gülseren Südor'la devam ediyor. Sanatçının 60 yıllık üretim serüveninden özel eserlerin yer aldığı sergiye konuk olduk. Cumhuriyet'in öncü kadın ressamlarından oldu. 60 yıllık sanat yaşamına sayısız eser sığdırdı. Kişisel yaşamıyla Türkiye ve dünyada yaşananları tuvallerine aktaran Gülseren Südor, 60. sanat yılını Beyoğlu'nda özel bir sergiyle kutluyor. Bu sergim 60. yıl sergim sanatta ve retrospektif bir sergi. Lise yıllarımdan bu yana yaptığım resimlerden, eserlerden bir çok az bir kesit hesap ettim. Tam %13'ünü koymuşum buraya. Ben çok üreten, çok çalışan bir kimliğim. Onun için de fazla üretmişim, seçmek zor oldu. Ama bugüne kadar çalıştıklarımdan bir demet, bir şeyler yapmaya çalıştım. Eserlerinde zamanın getirdiklerini işleyen Gülseren Südor, bu sergiyle hayatının ve İstanbul'un 60 yılıyla yüzleştiğini ve bunun kolay olmadığını itiraf ediyor. Çok ilginç, insan kendini geliştirdi mi, durdu mu, ileri mi gidecek, işte onu tartmak durumunda kalıyor. Bazı gençlik resimlerimi bugünkü resimlerimden daha çok seviyorum. Çünkü 60 yıl içinde köprülerin altından çok sular aktı ve ben bu ülkede yaşadım, dünyayı gezdim, gördüm. Dünyadaki olaylardan etkilendiğim kadar Türkiye'deki olaylardan da etkilendim. Hemen hemen her şeyi resmetmişim. Özellikle desenlerimde çok belirgin bu. Şimdi olmayan mesela İstanbul'u çok resmettim. 60 yılda gerçekten kaybolan değerlerimiz, yok olan doğamız, o kadar çok şey gördüm, yaşadım ki bunları da her zaman yanımda bir şeyler çizip boyamak için taşıdığım için malzeme, bunları da resmetmişim. Bugün baktığımda ne o insanlar var, ne o mekanlar var, ne o doğa var. Kişisel ve özel koleksiyonlarda yer alan 170'e yakın eserden oluşan Gülseren Südor, Zamanlar ve Katmanlar Arasında Retrospektif Sergisi, Beyoğlu'nda yer alan tarihi Metrohan'da sanatseverlerle buluşuyor. Gülseren Südor, yani resme başladığından beri esasında hem bireysel tarihini hem de Türkiye'nin ve dünyanın içinde bulunduğu tarihin içinde hepsini birleştirerek yaptığı eserler bunlar. O katman katman duygu bu binaya gelince benimle çok iletişime geçti diyeyim. Yani bu binada da görürsünüz belki etrafta, o katmanları bıraktılar restoratörler, örnekler sundular. Belki ne bileyim, belki 25 tane renk var, 25 tane duvar katmanı var.
esas sözü söyleyen o duvar katman kısımları oldu bana. Dedim çok güzel birleşti. Sergi 18 Şubat'a dek görülebilir. İstanbul'un değişen dokusuna Gülseren Südor'un fırçasından bakmak hem kent belleğimiz hem de bellekteki kentimiz açısından anlamlı olacak. Şimdi sinema belleğimizde özel bir yere olan bir aktöre büyüteç tutacağız. Zira kendisinden yeni haberler var. Kendisi 87 yaşında bir genç. Yeni yılda umut dolu video mesajlar yayımlayan, hep hareket eden ve hep üreten bir sinemacı. Sir Anthony Hopkins başrolünde yer aldığı One Life isimli filmiyle Şubat'ta sinema salonlarına konuk olacak. 30 seconds to on air. Okay. Tarihte İngiliz Schindler olarak anılan Nicholas George Winton'ın hayatı sinema perdesinde boy göstermeye hazırlanıyor. İkinci Dünya Savaşı patlak vermeden önce 669 çocuğun hayatını kurtaran Nicholas George Winton'ı Anthony Hopkins, Winton'ın gençliğini ise Johnny Flynn canlandırıyor. Barbara Winton'ın kitabından uyarlanan filmin yönetmen koltuğunda James Hawes oturuyor. Usta İngiliz aktör Hopkins, daha önce de tiyatro uyarlaması Father'da rol almış, 2021'de filmdeki performansıyla en iyi erkek oyuncu Oscar'ını kazanmıştı. O dönem 83 yaşında olan aktör, bu ödülü alan en yaşlı kişi olarak kayda geçmişti. Kuzuların Sessizliği'nin kült doktoru Hannibal Lecter. That expires in one week. You're not real FBI, are you? Thor'u dünyaya göndererek cezalandıran Odin. Amerika Birleşik Devletleri'nin 37. Başkanı Nixon gibi onlarca karaktere hayat veren Anthony Hopkins, ilerleyen yaşına rağmen hem çalışmaya devam ediyor hem de sosyal medyayı aktif bir şekilde kullanıyor. Sir Anthony Hopkins'i beyaz perdede izlemek sinema severler için büyük bir zevk. Diğer taraftan yeni yılda sinema salonlarında kahkaha atmayı sevenlere güzel bir haberimiz de var. Dünyaca ünlü komedyen Kevin Hart yeni bir komedi filmi hazırladı. Hem o yeni filme bakalım hem de ünlü komedyenin hayatını mercek altına alalım. Yüksek sesle konuşan, kısa boylu, siyahi, hayata bir sıfır yenik başladığını söyleyen ve bu durumdan komedyen olarak çıkan Kevin Hart yeni filmiyle gündemde. Hey Toronto, you ready to go back to work? We need an extraction. Dijital mecra filmi uçuk bir iş, kimlik hırsızlığından kara para aklamaya kadar çeşitli büyük dolandırıcılıkların üstesinden gelen uluslararası bir soygun ekibinin komik macerasını konu ediniyor. Why in God's name were you in that cabin? 12 Ocak'ta yayınlanacak filmin zengin oyuncu kadrosunda La Casa de Papel'in yıldızı Ursula Corbero da var. Kariyeri boyunca hem dibi hem de zirveyi gören komedyen, babasının bağımlılık sorunları, geçim sıkıntısı ve kendi evliliğini yürütememesi gibi olumsuzluklar yaşasa da hayatını rayına koymayı başardı. Jumanji Vahşi Orman, Merkezi İstihbarat, Akşam Okulu ve Torontolu Adam gibi onlarca filmde rol alan komedyen, milyonlarca izleyiciyi topladığı tek kişilik gösterilere de imza attı. Hart, son olarak meslektaşı ve örnek aldığı Chris Rock'la birlikte kariyer öykülerini anlattığı Headliners Only isimli belgeseli izleyiciyle buluşturdu. Henüz 2024'ün ilk haftasındayken şöyle bir 2023'ün müzik dünyasına dönüp ne oldu ne bitti tekrar bir anlamaya, sindirmeye şansımız var. Taylor Swift'ten Beyoncé'ye birçok dünya starı 2023'e konserleri ve dünya turneleriyle damga vurdu. Variety dergisi 2023'ün unutulmaz konserlerini seçti. 2023'ün en iyi konserlerine bakarak gece gündüzü tamamlıyoruz. Yeni günde görüşmek üzere.
Dev sahneler, rengarenk ışıklar, özel şovlar, dans performansları, coşkulu kalabalıklar ve onların eşlik ettiği unutulmaz şarkılar. Taylor Swift'ten Beyoncé'ye birçok dünya starı 2023 yılı boyunca dünyanın dört bir yanında konserler verdi. Variety dergisi, dünyaca ünlü isimlerin unutulmaz konserleri arasından 2023'ün en iyilerini seçti. 2023 yılını The Eras Tour'la dünyayı dolaşarak geçiren, konser filmiyle 250 milyon dolar hasılat yapan Taylor Swift, listeye Arizona konseriyle girdi. İrlandalı rock grubu U2'nun Las Vegas vadisinde yer alan Sphere in Paradise, Nevada'da yapılan 40 konserlik U2 UV Achtung Baby Live at Sphere serisi de listenin üst sıralarında yer aldı. Grubun 1991 tarihli Achtung Baby albümüne odaklanan konserlerde kullanılan 16K çözünürlüklü 15.000 metrekarelik LED ekranlar, hüzme oluşturma ve dalga alanı sentezi teknolojilerine sahip hoparlörler konserleri çok daha etkileyici bir hale getirdi. Her çıktığı dünya turnesine büyük özen gösteren, sonrasında bu turneleri filmleştirmeyi seven Beyoncé, 2023'ün en iyiler listesine Rönesans turnesinin filmiyle girdi. Şarkıcının turne filminin konserlerinden bile daha iyi olduğu vurgulandı. SZA ve Doja Cat'in de yer aldığı listede rock müziğin efsane yorumcusu Nick Cave de Los Angeles konseriyle kendine yer buldu. İş Sanat Gece Gündüz'ü sundu.